Merhabalar sevgili takipçilerimiz, kankalarımız, sevgili değerli izleyici konuklarımız. Yes! Yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte yes! Seriye başlıyoruz sevgili değerli izleyici konuklar. Şu yerinde görmüş olduğunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet olarak bırakmış olduğu Nutuk adlı eseri siz değerli izleyici konuklarımızla başlıyoruz sevgili değerli izleyici konuklarımız. İlk bölümümüzde sessiz bir şekilde sağlıklı platformumuz altında, yani de aynı zamanda Nutuk adı ayrı bir seri platformumuz olmuş olacak sevgili değerli izleyici konuklar. Lakin biz yüz yüze değil de sessiz bir şekilde, yani kayalık formatında olursanız sizler için daha uygun olacağın yönündeyiz. Aynı zamanda bu kitabı sizler hani sipariş verip elinize geçtikten ve okuduktan sonra bizlerle beraber okursanız veya hatta bizlerle beraber okursanız sizler için daha kalıcı olacaktır. Biz bunu sadece Nutuk için de değil, başka Nutuk için ve tüm serilerimiz için, tüm diğer serilerimiz için diye söylemiş bulunalım. Çünkü akılda, hafızada kalıcı tutar. Aynı şekilde videolarda izlemiş olmamız da aynı şekilde hafızada kalıcı tutar. Nutuk unutmamamız gereken bir eser olduğu için de bu bakımdan son derece önemli diyoruz. Önemli diyoruz ve sevgili değerli izleyiciler. Nutuğa başlıyoruz. İlk adım diyoruz. Çocuklar için sadeleştirilmiş, aynı zamanda dilde anlatım sadeleştirilmiş, güzel bir şekilde dile getirilmiş bir şekilde sunmuşlar bizim hizmetimize. Tandem yayınları sunmuş. İçeriğinde hazırlayanlar da geçecektir. Mesela yalınlaştıran ve yayına hazırlayan İbrahim Halit Çelik Kapak Bilgi Tandem Bilgi Servisi, yani şekilde baskı bir prizma sertifikanı vesaire derken, sevgili değerli izleyici konuklar, bunlar çok önemli detaylar değil, lakin biz onlara da buradan çok teşekkürlerimizi sunarız. Çünkü şu anlamda hani emek veriyorlar, çok büyük emekler veriyorlar unutmamamız için bu değerli eserleri. Allah razı olsun, hani bizlere hazırlıyorlar, sunuyorlar vesaire. Neyse sevgili değerli izleyici konuklar, çok teşekkür ediyoruz. Yine aynı şekilde bize bu eseri yayınlamamızda yayın evi ve aynı şekilde kitabı hazırlayan şahsının kazanma diyoruz. Ve sevgili değerli izleyici konuklar, bu kural ilk adım diyoruz, başlıyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Onlar bizim için çok çok önemli sevgili değerli izleyici konuklar. İlk başlarda böyle karşınıza çıkaracağım. Sonrasında kağıt formasında işte kitabın resmi olacak. Arkada da ben seslendirmiş olacağım. Yine aynı şekilde arkada bizim seslendirmemiz olacak. Gerçekten güzel bir şekilde YouTube adlı eseri sizlerle birlikte paylaşacağız inşallah. Bu yes! Serimizde de bizlere tatlık ederseniz, bizlerle beraber eşlik ederseniz, çayınızı, kahvenizi arkanıza alırsanız çok daha güzel olacaktır. Hem sizin için, hem bizim için, bu vatan için, bu millet için, milletimiz için sevgili değerli izleyici konuklar. İnşallah güzel bir şekilde payidar kalacağız inşallah. Güzel günler göreceğiz inşallah diye ümit ederken Nutuk adlı esere başlıyoruz. Sevgili değerli izleyici konuklar, bu noktada tabii ki sizlerden çayınızı, kahvenizi arkanıza alıp bir güzelce yaslanmanızı da rica ediyoruz. Evet, başlasın o zaman. Samsun'a çıktığım gün, genel durum ve görünüş. 1919 yılı, Mayıs'ın 19. günü. Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüş. Osmanlı Devleti'nin de içinde bulunduğu topluluk, genel savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu koşulları ağır bir ateşkes anlaşması imzalamış. Genel savaşın uzun yılları içinde ulus yorgun ve yoksul bir durumda, ulusu ve ülkeyi genel savaşa sokanlar ise kendi başlarının kaygısına düşerek yurttan kaçmışlar. Padişah ve halife görevinde bulunan Vahdettin, sosyuzlaşmış, kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini umduğu alçakça önlemler araştırmakta. Ordunun elinden silahları ve savaş gereçleri alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri ateşkes anlaşması hükümlerine uyma gereği görmüyorlar. Birer temelsiz sebep de itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da Adana ili Fransızların, Urfa, Maraş, Antep,
İngilizlerin eline geçmiş, Antalya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun'da ise İngiliz askerleri bulunuyor. 15 Mayıs 1919 yılında İtilaf devletlerinin uygun görmesiyle Yunan ordusu İzmir'e gönderiliyor. Bundan başka yurdun dört bir yanında Hristiyan azınlıklar gizli, açık, özel istek ve amaçlarının güvenle sağlanmasına, devletin bir an önce çökmesine çaba gösteriyorlar. Daha sonraları elde edilen sağlıklı bilgi ve belgelerle anlaşıldı ki İstanbul Rum Patrikliğinde kurulan Mavri Mira Kurulu, iller içerisinde çeteler oluşturmak ve yönetmek, gösteriler ve propagandalar yaptırmakla uğraşıyor. Yunan Kızıl Haçı, Yasal Göçmenler Kurulu, Mavri Mira Kurulu'nun işlevsellerini kolaylaştırmada yardımcı. Ermeni Patriği Zafen Efendi de Mavri Mira Kurulu'yla anlayış birliği içinde iş görüyor. Ermeni hazırlığı da tümden Rum hazırlığı gibi ilerliyor. Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz kıyılarında kurulmuş ve İstanbul'daki yönetim yerine bağlı Pontus Cemiyeti kolaylıkla ve başarıyla çalışıyor. Bu durum karşısında kurtuluş yolları. Durumun korkunçluğu ve ağırlığı karşısında her yerde, her bölgede bir takım kişilerce kurtuluş yolları düşünülmeye başlanmıştır. Bu düşünceyle başlatılan girişimler bir takım örgütler doğurdu. Söz gelimi, Edirne ve yörelerinde Trakya Paşaeli adında bir dernek vardı. Doğuda Erzurum ve Elazığ'da genel merkezi olmak üzere Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti kurulmuştu. Trabzon'da Muhafaza-i Hukuk adlı bir dernek var olduğu gibi İstanbul'da Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti vardı. İzmir'de bir takım genç yurtseverler ayın 14-15. Gecesi bu üzücü durumu aralarında görüşmüşler. Bir oldu bittiye geldiği kuşku götürmeyen bu Yunan girişiminin İzmir'i Yunanistan'a katmakla sonuçlanmasını önlemek konusunda düşünce birliğine varmışlar ve reddi ilhak ilkesini ortaya atmışlardır. Ulusal kuruluşlar ve siyasal amaçları. Bu derneklerin kuruluş ve siyasal amaçları konusunda kısaca bilgi vermek uygun olur düşüncesindeyim. Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin öncülerinden kimisiyle daha İstanbul'dayken görüşmüştüm. Osmanlı yurdunun parçalanacağı korkusu karşısında Trakya'yı elden gelirse Batı Trakya'yı da buna ekleyerek İslam ve Türk topluluğu içinde bir bütün olarak kurtarmayı düşünüyorlardı. Ancak bu amacın sağlanması için o zaman akıllarına gelen tek çıkar yol İngiltere'nin bu olmazsa Fransa'nın yardımını elde etmekti. Bu amaçta kimi yabancı devlet adamlarıyla yakınlık kurma ve konuşma yolları aramışlardı. Amaçlarının bir Trakya Cumhuriyeti kurmak olduğu anlaşılıyordu. Vilayat-ı Şarkiye Hukuku Milliye Cemiyeti'nin kuruluş amacı geçen illerdeki Müslüman halkın tarihsel ve ulusal haklarını gereğince uygar dünya karşısında savunmak, Doğu illerinde uygulanan zulüm ve cinayetlerin sebepleri ve bunları yapanlar ve yaptıranlar konusunda tarafsızca soruşturma açarak suçluların kısa süre içinde cezalandırılmalarını istemek. Türklerle azınlıklar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesine ve eskiden olduğu gibi iyi ilişkilerin pekiştirilmesine çalışmak, Doğu illerinde şimdiki savaş durumunun oluşturduğu yıkım ve yoksulluğu hükümet katında girişimlere geçilerek elden geldiğince giderme yolunu aramaktır. Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti'nin Erzurum Şubesini kuran kişiler, Doğu illerinde yapılan propagandalar ve bunların amaçlarını Türklük, Kürtlük, Ermenilik sorunlarını bilim, teknik ve tarihsel bakış açısından inceleyip araştırdıktan sonra gelecekteki çalışmalarını şu üç noktada saptıyorlar. Kesinlikle göç etmemek,
1. Kesinlikle göç etmemek. Hemen bilim, ekonomi ve dinsel örgütler kurmak. 2. Hemen bilim, ekonomi ve dinsel örgütler kurmak. Doğu illerinin saldırıya uğrayacak herhangi bir bacağını savmada birleşmek. 3. Doğu illerinin saldırıya uğrayacak herhangi bir bacağını savmada birleşmek. Karadeniz kıyı bölgelerinde de bir Rum Pontus hükümeti oluşturulacağı korkusu vardı. İslam halkını Rumların boyunduruğu altında bırakmayıp gelecekle ilgili haklarını ve varlıklarını koruma amacıyla Trabzon'da da kimi kişiler ayrıca bir dernek oluşturmuşlardı. Merkezi İstanbul'da. Trabzon ve havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti'nin siyasal erek ve amacı adından anlaşılmaktadır. Belki de merkezden ayrılmak amacını güdüyor. Yurt içinde ve İstanbul'da ulusal varlığa düşman kuruluşlar. Oluşmaya başlayan bu örgütlerden başka yurt içinde daha bir takım girişimler ve kuruluşlar gerçekleşmişti. Özellikle Diyarbakır, Bitlis, Elazığ illerinde İstanbul'dan yönetilen Kürt Teali Cemiyeti vardı. Bu derneğin amacı yabancıların koruyuculuğu altında bir Kürt hükümeti kurmaktı. Konya ve dolaylarında İstanbul'dan yönetilen Teali İslam Cemiyeti oluşturulmasına uğraşılıyordu, çalışılıyordu, mücadele ediliyordu, sarf ediliyordu maalesef. Evet, Konya ve dolaylarında İstanbul'dan yönetilen Teali İslam Cemiyeti oluşturulmasına çalışılıyordu. Ülkenin hemen her yanında İtilaf ve Hürriyet, Sulh ve Selamet dernekleri de vardı.